Orta Sayfa'dan herkese merhaba efendim. 14 Aralık Çarşamba haftanın tam ortasında sizlere birlikteyiz. Güzel bir şarkı bizlerle oldu. Geçmişe gittik 1975. Nil Burak. Nil Burak'ın seslendirdiği Yalnızım Ben. Tabii ki bu kez Delamines'ten dinledik. Gerçekten Amerikalı sanatçı.
çok güzel yorumladı. Efendim bu şarkıyla programı açtık. Efendim ekran karşısında ve sosyal medyada bizi izleyen herkese bir kez daha merhaba diyoruz. Soğuk bir Aralık ayından Kuzey Kıbrıs'tan herkese merhaba. Ekran karşısında bizi izleyenler için söylüyorum bunu. Tabii ki bununla birlikte bu akşam düzenlenecek En Moda ödül töreninde başarılı gazeteci olarak da ödül alıyoruz. Onun için bir heyecan var. Teşekkür ediyoruz En Moda ekibine. Bir kez daha bu akşam Lesan Bodoros Otel'de düzenlenecek gecede tabii ki birçok kişi ödül alacak. Detaylar yarın orta sayfada olacak efendim. Tabii ki magazin gündemi devam ediyor. Sabah sabah aldığımız bir haber, üzücü bir haber. Ünlü sunucu, sanatçı Seren Serengil program esasında efendim rahatsızlandı ve acilen hastaneye kaldırıldı. Bircan Bari ile birlikte canlı yayına çıkan Seren Serengil sinirlerine, öfkesine hakim olamadı ve çenesi kilitlenerek hastaneye kaldırdı. Durumunun iyi olduğu öğrendi. Bir kez daha Seren Serengil geçmiş olsun diyoruz. Tabii ki heyecan ve stres yapmaması gerekir diye düşünüyoruz. Evet, ülkemizde tabii ki yeni yıl devam ediyor. Biliyorsunuz ki bu yeni yılda Türkiye'nin birçok ünlü sanatçısı sahne almaya hazırlanıyor. Hadise'den Sıla'ya, Tarkan'dan Hande Yener'e, Ajda Pekan'dan Koray Avcı'ya, efendim tabii ki bununla birlikte Coşkun Savaş ve Seda Sağan'da herkes Kuzey Kıbrıs'ta 31 Aralık akşamı sahne almaya hazırlanıyor. Tabii ki söyleyecekleri şarkılar çok önemli. Onun haricinde giyecekleri kıyafet çok önemli. Bunları hep birlikte tartışacağız. Şık rüküş kim oldu hep birlikte göreceğiz. Tabii ki istersen. Evet, devam edelim. Magazine başlayalım efendim. Magazin gündeminde bugün dop doluyuz yine. Tabii ki teşekkür ederim ekibime. Hızlı bir şekilde haberleri hazırladığı için ve sizinle birlikte ekran karşısına sizlerle buluşturduğu için efendim. Tabii ki Tuğba Yurt'la başlıyoruz. Biliyorsun ki Tuğba Yurt parlama dönemi Sakin Ol, Doğukan Manço ile birlikte bir düet yaparak parlamıştı ama geçtiğimiz hafta Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Tuğba Yurt giydi kıyafetle dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz hafta Girne'de bir otelde sahneye çıktı Tuğba Yurt. Tabii ki kata kata gidiyor Tuğba Yurt. Çünkü yaklaşık neredeyse 8-9 yıldır sahnelerde ama özellikle kendi orkestrasıyla birlikte seslendiği şarkıya çok şık bir kıyafet bana göre tam da böyle uyum. İşte bu olması gerekir. Bayanlar, ekran karşısındaki bayanlar beni izliyorsanız bu şekilde boy olduğu için yırtmacı tercih etti. Ama saçları toplu bir şekilde bence çok şık. Bir kez daha Tuğba Yurt'u buradan tebrik ediyoruz. İyi şarkı, işi zorlaştırıyor açıklaması da yapmış. Tabii ki yoğun bir tempoda çalışmalar devam ediyorlar. Özellikle sosyal medyadaki paylaşımlara dikkat çekiyor Tuğba Yurt. Bence çok başarılı bir sanatçı diyebilirim kendisine. Evet, devam edelim. Kemal Doğulu'ya gidelim biz. Kemal Doğulu, Kaan Urgancıoğlu sosyal medyada cüzdanını kaybettim. Biraz geriye gelin arkadaşlar. Kaan'a geçelim. Kaan Urgancıoğlu, cüzdanını kaybettim. Bulana spagetti yapacağım açıklaması yapmış. Gerçekten ben Kaan'ı hem oyunculukta, Yargı dizisindeki oyunculuğu çok başarılı aslında Pınar Deniz'le. Ama bunun haricinde de çok şakacı bir insan. Bu tür sanatçılar halkın daha fazla değerini kazanıyor. Özellikle tabii ki milyonlar sizi izliyor, milyonlar sizi takip ediyor. Gerek Twitter gerek Instagram hesabınızdan. Ama böyle şakacı bir açıklama tabii ki cüzdanı kaybetmiş ama bu bana şeyi hatırlattı. Levent'in yıllar önce montunu kaybetmişti. Bulana hediye vereceğim dedi. Gerçekten de verdi kendisi. Gerçekten şakacı bir şey. İnşallah bulmuştur içinde. Çünkü paradan çok değerli kimlikler, ehliyetler, kredi kartları odur önemli olan. Evet, devam edelim. Arkadaşlar Kemal Doğulu'ya geçelim. Kemal Doğulu biliyorsunuz ki Neslihan Atagül'le en aşık kim? Tabii burada soracak olursak çok mutlu çift şu ana kadar nazar değmeyen tahtaya vuralım. En başarılı çift. Biri Beren Saat Kenan Doğulu, diğeri Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül. Çok başarılı bir şekilde evliliklerine devam ediyor. Bir ara Kenan Doğulu ile Beren Saat arasında soğuk rüzgarlar esiyordu ama son 2 yıldır o küskünlüğü,
o soğuk rüzgarı attılar. Mutlu bir şekilde birlikte davetlere katılıyorlar. Beren Saat Kenan Doğulu. Birlikte eğlencelere gidiyorlar. Bir tane de Kadir Doğulu başarılı bir oyuncu son dönemlerde. Tabii ki hızlı bir şekilde çıkış devam etti. Neslihan Atagün şu anda bir düşüşte. Kara Sevda'dan sonra pek fazla projeye de yer almadı. Ama aşık kim soracak olursak, bana göre en aşık Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül. Yani evlendikleri günden belli gerçekten aşk yaşıyorlar. Reklam aşkı da olmadı. Ortaya çıktı aslında bu. Diğer sanatçılar gibi işte bir anda hayatlarına birini sokuyorlar. Hop 2 ay sonra ayrılıyorlar. Sanatçıların çoğu öyle ama Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül artık bunun meyvesini de verecek herhalde. Çocuk sahibi olacaklar. Bununla ilgili... Özellikle Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in de mutlu bir evlilikleri devam ediyor. Yakında Oğuzhan Koç'la baba olur görüşündeyim. Ama gerçek aşk bunlardır. Reklam aşkı olmadı, ortaya çıktı bir kez daha. Evet, devam edelim haberlerimize. Tabii ki sevgili Yasin sırayla giden. Evet, Beren Saat 2005 yılında ilk dizisi Aşka Sürgünlüğün ile birlikte rol aldığı Yıldız kültürüyle karşılaştı. Böyle bir fotoğraf bulduk, karesi çıktı. Tabii ki bakar mısınız? Yani Yıldız Hanım'ın saçları bembeyaz olmuş. O dönemde yıllar geçmiş üstünden. Tabii ki 2005 neredeyse 17 yıl geçmiş üstünden. Beren Saat da değişim yok pek fazla ama çok başarılı bir üstteki fotoğraf Aşka Memnun dizisidir. Ama alttaki fotoğraf da son hali. Beren Saat'ta hiçbir değişiklik yok diye görüyorum yani ben burada. Yıllara meydan okuyor Beren Saat. Evet, devam edelim arkadaşlar. Başka haberi. Evet, biliyorsunuz ki Best Model yarışması 16 Aralık akşamı İstanbul'da geçecek. Kıbrıs'ta sen Tuğbek ve Nazlı Can katılıyor. Kıbrıs'ı temsilen şu anda kamptalar. Dünya genelinde, Dünya Best Model yarışmasında Kuzey Kıbrıs'ı temsil edecekler. Güzel bir onur aslında. Kuzey Kıbrıs bayrağı ile orada yer almaları ve tüm dünyaya bir mesaj bu. Biz de burada olduğumuzu söylüyorlar. Bununla birlikte tabii ki yarışma akşamı yaklaşık 20 ülkeden hem bayan hem erkek yarışmacı yer alacak. Erkan Özörmen'in düzenlediği Best Model of World, Dünya Best Model yarışmasında Kuzey Kıbrıs'ı temsil edecekler. Gerçekten de gurur bir tablo. Umarım hak ettikleri değeri alırlar. 16 Aralık akşamı efendim İstanbul'da düzenlenecek olan yarışmada inşallah en iyi şekilde bizleri temsil ederler diye temennimiz bu yönde söylüyoruz ki Nazlı Can da çok iddialı olduğunu söylüyor. Tabii kendisine geçtiğimiz haftada konuk almıştık. Orada da bahsetmişti. Çok başarılı bir şekilde modelliğine ve devam ediyor. Hayırlı olsun diyelim. Evet, devam edelim. Evet, Nesrin Gülgen Kıbrıs'ta dev organizasyon. Tabii ki Nesrin Gülgen 24-25-26 Aralık tarihlerinde Şamada'da çok güzel bir organizasyon imza atıyor. İrem Derici, Sinan Akçıl, Oğuzhan ve Işın Karaca sahneye çıkacak. Çok da başarılı bir gece olacak. Adım gibi eminim ki görkemli bir gece aslında. Birçok ünlünün de yer alacağı, böyle Kıbrıs'ın sosyetesinin de yer alacağı bir gece olacak. Devam edelim arkadaşlar haberimize. Tabii ki Beren Saat'la devam ediyoruz. Beren Saat ve Kenan Doğulu. Doğulu efendim. Son dönemde davetlere rengarenk katılan Beren Saat, Kenan Doğulu çünkü bu kez siyah beyazdı. Beren Ekran arkadaşlar. Deri, siyah mont, pantolon giydi Beren Saat. Üstten transparan, gayet şık. Tamamen siyah ama ayakkabı olmadı. Yani uyum hep siyah ama ayakkabı olmadı. Kenan Doğulu işte sportif. Bu arada Kenan Doğulu'nun kilo verdiği fotoğraftan belli zaten. Bayağı bir kilo verdiği gecede yer aldılar. Evet, devam edelim. Birkan Sokoğlu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak ile katıldığı davette eski aşçıları Dilan Çeşik ve Berrak Tütünaş da vardı. Pişti oldular. Bu arada gerçekten Dilan Çiçek Deniz'in kıyafeti çok şık. Dilan Çiçek Deniz'in kıyafeti gerçekten Birkan Sokoğlu biliyorsun ki Mahsunlar Apartmanı'nın başarılı oyuncusu. Tabii ki gece işte bayanların tercihi özellikle siyah. İşte moda konusunda da Burcu Batur geçtiğimiz hafta buradaydı konuşmuştu. Bu yılın siyah daha çok ama şeyin ayakkabıları sıradan olmuş. Berat Tütünağ için sıradan olmuş ayakkabı olmamış ama Dilan Çiçek Deniz ise gerçekten gayet şık. Saçlar
kıyafet, tam bir siyah. Tabii ki başarılı bir oyuncu, başarılı bir model. Evet, biliyorsunuz ki 2 yıl önce 2019'da hayatını kaybeden Neslihan Tay'ın yaşam öyküsü konu alan Demir Kadın Neslihan filmi için geri sayım başladı. Çok güzel bir film geliyor aslında. Böyle Bergen'den daha alacağımız bir film bizleri bekliyor. Filmde Neslihan Tay'ı Naz Çağla Irmak canlandırıyor. Ekranlara ver arkadaşlar. Çok az kaldı. Heyecanımı kelimelere sığdıramam. Demir Kadın Neslihan 27 Ocak'ta sinemalarda. Gerçekten Neslihan Neslihan Tay'ın dizisi çok iyi olacağına adım gibi eminim. Çünkü Bergen de aynı şekilde yaşanmış bir hikaye. Şimdi sinemada şu var aslında son dönemlerde, bunu da söylemek istiyorum. Özellikle sinema sektöründe yaşanmış hikayeler ön plana, dizilerde de aynı şekilde. Bir bunu başlatan Mahsun Apartmanı olmuştu. Daha sonra bununla ilgili Çöp Adam, şimdi de ekranlarda Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde oynadığı Çöp Adam yaşanmış bir hikaye, dizi oldu. Özellikle hayatını kaybettiğimiz, sevdiğimiz insanları, sanatçıları ve Neslihan gibi bu tür kişilerin filmi gerçekten Allah kolaylık versin. Çünkü yaşamak gerek o sinema filmi çekerken. Bunun gibi tabii ki Müslüm'de de bunu gördük. Bergen'de de bunu gördük. Tabii ki Barış Akarsu filminde de bunu gördük. Kaybettiğimiz sanatçıların sinema filmini tekrardan hayata döndürdükleri zaman ister istemez başrolde oynayan oyuncular o duyguyu yaşıyor. Ve eminim ki burada da başrolü oynayacak olan kişi çok heyecanlı olduğunu söyledi. Çünkü Neslihan'ın Naz Çağla Irmak oynayacak. Çok da başarılı olacağına eminim. Bir kez daha tabii ki dört gözle bu filmi bekliyoruz. Çünkü genç yaşta hayatına gözlerini yumdu. Türk gerçekten bizi çok üzmüştü. Eminim ki 27 Ocak'taki film de çok iyi olacağına söyleyebilirim. Evet, devam edelim. Saçlarını sarıya boyatan Seval Şahin'in yeni imajı beğenildi. Verin ekranlara. Çok şık bir kıyafet giymiş Seval Şahin. Gerçekten hem boy var hem fizik var. Korkusuz, kilo yok. Yani mavi, siyah bir kıyafeti tercih etti. Tamamen ne giyse üstüne yakışıyor. Tamamen kendini yenilemiş bir durumda. Seval Şahin, ki dün de bahsetmiştik, estetik birçok 940 milyon TL ödedi. Tamamen kendini yenilemedi. Gayet de şık duruyor ekranlarda, buradaki fotoğrafta. Bana göre 10 üzerinden 10 diyebilirim yani kendisine. Çok da şık. Yani hiç böyle abartmamış. Hem bacak dekoltesi var, hem göbek dekoltesi var, hem göğüs dekoltesi var. Çok da başarılı bir model. Çünkü dünyada da en iyi şekilde Türkiye'yi temsil ediyor. Ben söyleyeceğim şudur ki eğer böyle yapmaya devam ederse Türkiye'nin en iyi modellerin arasına da yer alacak diye gözüküyor. Çünkü zira özellikle Çağla Şikel'den başlayarak söylemek istiyorum. Uzun boylu modeller her zaman ön planda olur. Giydiği de yakışıyor. Bunu da buradan belirtelim. Evet. Şimdi bir aşk iddiası ortaya atıldı. Biliyorsunuz ki Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ile ayrılmıştı. Aşk yeniden mi sorusu soruyorlar. Tekrardan bir araya mı geliyorlar? Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin birkaç gün arayla Amerika'daydı. 4 yıllık aşklarını 2009'da bitiren ünlü çiftin New York'ta buluşup ardından Texas'a Bursi'nin evine gittiği iddiası aşk yeni demiş sorusunu gündeme getirdi. Şimdi böyle bir şey var mı? Ateş olmayan yerde duman tütmez. Tekrardan ya da bir film projesi, dizi projesi olur mu? İkisi bir dizide oynar mı? Ama ben onu sanmıyorum çünkü Serenay Sarıkaya şu anda aile dizisine geçti. Yakında da başlıyor Kıvanç Tatlıtuğ'la birlikte. Ama böyle bir aşk tekrardan olur mu? Ben %10 diyorum. Çünkü 4 yıllık bir ilişkide evlenecekleri beklenirken bir anda ayrılmaları, ardından Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'la aşk yaşaması, daha sonra başka biriyle bu aşk tekrardan alevlenir mi? Bence alevlenmez. Çünkü geçmişte kalmıştır diye düşünüyorum. Çünkü
3-4 yıl bir aşktan sonra sonu evlilikle bitmediyse tekrardan yani kısa bir ara verip tekrardan denerlerdi. Ama bu dönemde biraz zor, üstünden neredeyse 3 yıl geçmiş ama böyle bir iddia atıldı ki Amerika'da buluştu diye. Tabii fotoğraf yok, böyle, bu bir iddiadır. Aşk yeniden mi? Hep birlikte önümüzdeki günlerde göreceğiz yani. Ben sanmıyorum ama belki de olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani oyuncu sanatçıların gündeme gelmesi için yapmayacağı şey yok. O yüzden de no comment, yorumsuz diyorum. Evet, devam edelim. Evet, Murat Boz. Biliyoruz ki Murat Boz şu günlerde tabii ki o ses Türkiye'den sonra biraz kendi kabuğuna çekildi. Yeni şarkı çıkarttı. Saçları ekti. Geçen ay Hollanda'ya giderek saç ektiren Murat Boz OGM'nin gecesine katıldı. Ev sahipliği yaptığı geceye şapkayla katılmış. Tabii ki saç ekti. Yani kısa saçlı yakıştı mı yakıştı ama o kadar da yakışmadı diyebilirim. Evet, bununla ilgili Ayşe Yıldız'la bir aşk dedikodusu ortaya çıkmıştı. Adnan Uzay'la ilişkisini geçtiğimiz günlerde sonlandıran oyuncu Ayşin Turan'ın Murat Boz'la yeni bir aşka erken açtığı iddia edilmişti. Yaz aylarında Turan'la Assos'ta bir film çeken popçunun bir davette yakınlaştıkları söyleniyordu. Popçu oyuncuyla aşk yaşadığı haberleri hakkında ilk kez konuştu. Önceki akşam bir etkinlikte konuşan Boz, Turan'la ilgili bir ilişki yok açıklamasını yaptı. Tabii ki Murat Boz daha önce de biliyorsunuz Aslı Enver'le birlikte olmadan önce de böyle bir aşk iddiaları ortaya atılmıştı ama Murat Boz bunu gizlemişti. İki taraf da bunu gizlemişti. Çünkü sadece arkadaşız kelimesi ama bence aşk olabilir. Yani çünkü Ayşe Turan da çok başarılı bir oyuncu. Bence bir aşk olabilir. Evet, ilk bölümün sonuna geldik. Dilersen bir reklam arasına gidelim. İkinci bölümde konuşacağımız konular var. Tekrardan magazin gündemine ilgili. İkinci bölümde görüşmek üzere. The Taste Restoran'ın sunduğu orta sayfa devam edecek. Losyonuyla elim, temizliğiyle içim rahat.
Süper Güzellik Merkezi'nin sahibi Nesim Güngen, yüksek kazanç garantili franchise modeliyle ulaştığı 100 şube başarısını Kıbrıs'ta dev bir organizasyonla kutlayacak. Güzellik sektörünün kraliçesi olarak bilinen Nesim Güngen'in şubelerine özel bu buluşmada eğitim, lansman ve eğlence bir arada olacak. Bu büyük ailenin şubelerine özel 3 gece 4 gün sürecek bu dev organizasyonda Işın Karacan, Nesim Güngen, Oğuzhan, Sinan Akçıl ve İrem Derici sahne alacak. Kıbrıs'ta ilk olma fırsatından yararlanın. Siz de bizimle birlikte büyüyün. Hedeflere ulaşmak için çıkılan yolculuklar bizim için her gün yeniden başlar. Kalite geleneğimiz, yenilik görevimiz diyerek ilk yolculuğumuza 37 yıl önce çıktık. 1985 yılında Kıbrıs'ta alçı üretimiyle attığımız ilk adımı boya ve yapı kimyasalları alanında geliştirerek hayalini kurduğumuz global bir firma olmak için her geçen gün yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bugün 16 grup olarak bir kamyon, bir alçı taşı ocağıyla sıfırdan başladığımız yolculuğumuzu Kıbrıs'ta 15 fabrikadan oluşan sanayi tesisimizle inşaat ve hızlı tüketim ürünleri sektörlerinde 7 şirketle sürdürüyor. Her yeni günde ülkemize hizmet vermek için yenilikler ve yeni hedeflerle yolumuza devam ediyoruz. Doğanın renklerinden aldığımız ilhamla dünyayı güzelleştiren, bizi biz yapan renkleri yaşatmak için yaptığımız Ar-Ge çalışmaları, bilim ışığında Avrupa standartlarına uygun kaliteli ürünleri ortaya çıkarmamızı sağlıyor. Hayal edilen doğanın renklerini evlerimizde yaşatmak adına satış noktalarımızda sınırsız renk seçeneklerini tüketicilerimize ve iş ortaklarımıza hızlı çözümler üreterek sunuyoruz. Kale Boya, Kıbrıs'ın adeta yerli üretimindeki bir kalesi gibidir. %70'lik pazar payıyla liderlik bayrağını taşımaktadır. Bizlerle birlikte iş ortaklarımızın da gelişimini destekliyor, eğitim programlarımızla birlikte büyüyoruz. 16 grup, global pazarda büyüme hedefiyle Türkiye'nin en eski ve bilinen markası olan ÇBS efsanesinin geri dönüşümünü ÇBS 16is markasıyla başarmıştır. İnovatif ürünler geliştiren 16 grup, Türkiye'de ve Avrupa'da bayi ağını artırarak her geçen gün büyümektedir. Kuzey Kıbrıs'ta %70'lik pazar payına sahip Kule Yapı Kimyasalları'yla sektörün tartışmasız tek lideri konumundayız. Ürünlerimizi ve standartlarımızı Ar-Ge çalışmalarıyla her geçen gün geliştiriyor. Sahip olduğumuz 3 yapı kimyasalları fabrikasıyla bu alanda da üretmeye devam ediyoruz. 16 grup olarak Kale Metal'le de %100 yerli üretim markası olmaktan gururluyuz. İnşaat sektörünün yapı taşları olan metal profil, boru, sandviç panel, EPS köpük, çelik kapı başlığı, panel bahçe çiti, çelik hasır, çivi ve alçıpan profilleri üretiyoruz. Ülkemizin ekonomisine ve refahına katkı sağlamak için ihracatı önemsiyoruz. Dünyanın birçok noktasında verdiğimiz hizmeti ülkemizde yatırıma dönüştürüyor, dünyadan öğrendiğimizi Kıbrıs'a yazıyoruz. 2020 yılında da yatırımlarımıza bir yenisini ekleyerek üretimdeki tecrübemizle temizlik ve hijyen ürünleri üreten Rixol markasını yarattık ve dağıtım zincirimizi bu alanda da oluşturduk. Rixol'le çamaşır bakım ürünlerinden ev bakım ürünlerine, dezenfektandan kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesine sahibiz. Yaptığımız lansman sonrasında Ar-Ge yatırımlarıyla inovatif ürünler geliştirmeye devam ediyoruz. Aldığımız ödüller de bizleri motive ediyor, daha iyisi için yolumuzda hızla ilerlememizi sağlıyor. 16 grubun kalesi, tüm çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve markalarımızı ilk günden itibaren bağrına basan tüm halkımızdır. Halkımıza hizmet etmek adına yaptığımız sosyal sorumluluk çalışmaları büyüyerek devam edecektir. Bugün yaptığımız öncü çalışmaların gelecekte çok daha verimli ve sürdürülebilir bir üretimi sağlayacağının bilinciyle çalışıyoruz. 16 grup. Kalite geleneğimiz, yenilik görevimiz.
recently I've realized I like doing it all with you. Take my hand, twirl me around. We'll be right back.
Kıbrıslarda doğdu, Kıbrıslı oldu. Mr. Brown. Hediyem Su, kalitesiyle daha hızlı üretim, daha çok ürün çeşitliliğiyle kaliteyi sizlerle buluşturuyor. Doğanın hediyesi. Kaynağından sofranıza. El değmeden Kıbrıs'ın en çok tercih edilen markası. ...2018 yılında sağlık hediyemiz olsun. Hediyem Su telefon 444-66-26. Kolay değil, kombolamak lazım. Eşsiz churros patates, çıtır soğan halkası ve tavuklar Fist Combo'da senin için kombolandı. Keyfine bak, Fist Combo'yla hayatı kombola. Önder Alışveriş Merkezleri her ihtiyacınızda, yanınızda. Gıdadan kıyafete, ayakkabıdan züccaciyeye birbirinden farklı binlerce ürünüyle Önder Alışveriş Merkezleri her zaman sizi düşünüyor. En uygun fiyatlar, fırsatlar ve kredi kartına taksit imkanıyla alışveriş yapmak dünyanızı renklendiriyor. Önder Alışveriş Merkezleri çeşitliliğiyle size yaşam katıyor. Önder Alışveriş Merkezleri Playzone oyun alanlarıyla 7'den 70'e herkesi mutlu ediyor. Önder Alışveriş Merkezleri Lefkoşa ve Mausa'da. İletişim telefon 444-33-22. Thank you.
Test Restoran'ın sunduğu Orta Sayfa devam ediyor. Evet, reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki reklamlar için sponsorlama teşekkür etmek istiyorum. Başta The Taste Restaurant, Lesa Madras Otel'e, Özge Taş Efalyalı'ya bir kez daha teşekkür ediyoruz, ana sponsorumuz. Tabii ki bununla birlikte Kont Valentin, bu arada giydiğim gömlek yepyeni ürün. Kont Valentin'in kış koleksiyonundan. Tabii ki Kont Valentin ülkemizin en başarılı erkek kıyafetinde aranan bir isim. Yeni Kent Gönyeli ve Girne'de efendim. Alpcan Towers, Alpcan Towers'a çok çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Tabii ki yeni projesini tanıtmışlar. Yüksekbaş Gıda'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Bilen Yüksekbaş ve Engin Yüksekbaş'a önünde de biliyorsunuz ki Drag Blue var. Enerji içeceği. Bir kez daha kendine teşekkür ediyoruz. Kalkandan dolayı. Prenses Güzellik Salonu kadınlar için aranan bir marka. Ayşe Tufan Kibrit yönetiminde Yeni Kent'te Prenses Güzellik Merkezi'ne teşekkürler. Gökhan Necipoğlu'na, Necipoğlu'nun ünitete teşekkür ediyoruz. Piskoti'ye, Bahar Piskopulu'ya çok çok teşekkürler. Belça Süpermarket'e çok çok teşekkür ediyoruz. Belça'ya tabii ki kaliteli ürünlerin adresi Belça, teşekkürler. Eziç Restoran'ta çok çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha katlanan dolayı ki Eziç Restoran ülkemizin en başarılı restoranlarından bir tanesi. Geçtiğimiz haftalarda da Lapta'da yeni bir mağaza, yeni bir restoran açmışlardı. Mr. Brown, evet, uzaklarda doğdu, Kıbrıs'ta oldu. Mr. Brown %37 free. Bugün elimde vanilya aromalı tekrar. Tabii ki böyle canınız sıkkın olduğu zaman, keyiflendiğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Ki elinize tüm marketlerde Mr. Brown alıyorsunuz. Şöyle açıyorsunuz, bir yudum içiyorsunuz. Tadına bakıyoruz. Müthiş bir tadı var. Mr. Brown ailesine, Overall Limited'e çok çok teşekkür ediyoruz. Üniversal Bankası çok çok teşekkürler. Turizm Bakanlığı'na çok çok teşekkür ediyoruz. Teknogold ailesine çok çok teşekkür ediyoruz. Döveç Contraction'a, tabii ki Döveç Contraction, Maosa'nın en prestijli şirketlerinden bir tanesi. Çok çok teşekkürler. Nestim Güngen'e, biliyorsunuz ki 25-26 Aralık'ta Şam'da Prestij'de tanıtımı olacak. Birçok ünlü sanatçı da sahneye çıkarak Nesrin Güngör'e çok çok teşekkürler. Maxim Royal eğlencesi devam ediyor. Bu hafta Alia konseri var. Geçtiğimiz hafta Hande Dönmez. 7. sezonda bomba isimler Maxim Royal diyoruz bir kez daha. Önder Alışveriş Merkezi'ne çok çok teşekkür ediyoruz. Alışverişe lider bir isim. Tabii ki Kaleboya Rix ailesine teşekkür ediyoruz. Samvali Baştaşlar ailesine, Esentepe'de müthiş bir yer tatil için sabah kahvaltısı. Özellikle hafta sonları, pazar günleri sabah kahvaltısı sizleri bekliyor. Uğramanızı tavsiye ederim. Değirmenlik Belediyesi Sayın Ali Karavezir'e çok çok teşekkürler. Aramıza yeni katılan Kiler Market'e çok çok teşekkür ediyoruz. Kiler tabii ki Gönyeli'de ve Güzel Yurt'ta hizmette. Metkin Limited'e çok çok teşekkür ediyoruz. Girne Amerikan Üniversitesi'ne teşekkür ediyoruz. Ciddi Olma çok çok teşekkürler. Ve tabii ki benim de çok yakın arkadaşım Ali Aslan, Bitcoin Ali Aslan'a çok çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte olduğu için tabii ki farklı şubesiyle hem Lefkoşa hem de yurt dışında da farklı şubesine Emmo'da bu akşam ödüller veriliyor. Emmo'da ailesi özel arkadaşı teşekkür ediyoruz. Bu akşam business ödülleri sizlerle birlikte olacak. Biz de ödül alacağız. Bir kez daha kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Ülkemizin vergi rekortmenleri ödül alacak. Çok güzel gece. 500 kişilik bir gecede Nil Burak da sahneye çıkacak. Ki kapanış şarkım Nil Burak'tan olacak. Böylesine anlamlı bir gecede tüm Kıbrıs'tan, Kıbrıs sosyetesinin olacağı bir gece bizleri bekliyor. Evet, devam edelim haberinize. Tuğba Özerk efendim. Biliyorsunuz ki ayrıldıktan sonra sahneye geri dönen Türk pop müziğinin güçlü sesi Tuğba Özerk memleketi İzmir'de sahneye çıktı. İzmir Bornova'daki bir mekanda sevenine buluşan Özerk, mekanı dolduran hemşehrilerine müzik ziyafeti sundu. Sahnede Hasan Altın imzalı kıyafetle göz kamaştıran Özerk sahne performansı ile yine tam not aldı. Gerçekten çok şık bir kıyafet. Bunu da belirtmek istiyorum. Tuğba Özerk kıyafet konusunda da çok başarılı, yani hem sahnede hem de kliplerinde çok kendine güvenen, kendini her zaman yakışanı giyen bir sanatçı. Gerçekten şık bir kıyafet. Evet, Bengü yılbaşında sahnede, sahnenin başarısından Bengü geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yılbaşı için alışverişe çıktım söyleyen güzel şarkıcı. Yılbaşı için erkenden alışverişe çıktım ki bu arada alışveriş demişken tabii ki ülkemizde de sahneye çıkacak olan Kıbrıslı sanatçılar da bu konuyla ilgili yarın
aramızda Nick Kırlangıç var. Kıbrıs'ın güçlü seslerinden biri. Çok konuşacağımız konular var. Dopra dopra. Yarın gerçekten bu programı kaçırmayın diyorum. Nick Kırlangıç da yıllardır Kıbrıs sahnelerinin vazgeçilmesi. Nick Kırlangıç da dopra dopra yarın orta sayfa sizlerle birlikte olacak. Evet, devam edelim. Bugünlerde böyle bir vaktim olduğunu değerlendirmek istedim demiş. Yeni yıl sahneleri, yılbaşı sahnemiz Kars Sarıkamış'ta olacak. Wow. Hayır arkadaşlar, Bengü okurken onu bırakın. Kars Sarıkamış'ta sahneye çıkacak Bengü. Şimdiden herkese güzel bir yıl diliyorum dedi. Ayrıca Bengü'nün asıl ve doğal güzelliği de dikkatlerden kaçmadı. Bence de doğal bir güzellik. Biraz kilolar kalmıştı ondan sonra ama Bengü her zaman bildiğimiz Bengü. Evet, devam edelim. Dinan Çiçek Deniz. Bir davete katılan Dinan Çiçek Deniz kendisini görüntüleyen basın mensuplarına poz verdi. Ardından muhabirlerini sorunlarını yanıtlayan ünlü oyuncu, aileme zaman geçiriyorum, dinleniyorum. 2022 yılı benim için Lunapark'taki hız treni gibi geçti diyerek tabii bilinçli bir çıkıştı. Doğru söylüyor ki Antalyalı. Buradan da Orhan abiye de sevgimi yolluyorum. Babası beni de sosyal medyada takip ediyor. Dinan Çiçek Deniz her zaman başarılı oyuncu. Bunu da söylemek istiyorum. Sedat Sayan. Sahnelerin kadırgalısı Sedat Sayan ki Kıbrıs'ta yeni yıla Kıbrıs'ta gidecek. Eşi Çağlar Ötken ile tanışma yıl dönümünü kutladı. Şimdi bu moda aldı artık tanışma yıl dönümü ünlüler arasında. İlk bakış günü, evlilik yıl dönümü, sevgililer günü, yani cepten bayağı bir para çıkar tanışma yıl dönümü. Her şey para, bir ara sevgililer günü vardı ama gerçekten seviyorsan sadece bu önemli değil yani. Sadece sevgililer tanışma günü değil önemli ama gerçekten işte seviyorsanız eşinizi, o yüzden de her gün bir şeyler almanız gerekir diye tahmin ediyorum. Bir çiçek bile, bir mutluluk, güzel bir söz bile yeter kendilerine. Evet, yıl dönümü kutladı. Özlem Paşaoğlu ile Barbie bacak işlemi gerçekleştirilen Sayan'ın bacak bölgesindeki zayıflığı dikkat çekti. Evet, Photoshop mu? Aslında sorulması gereken gerçekten Photoshop mu yoksa şimdi böyle hep böyle gene güzellik ile ilgili konuşacağım. Beni de yanlış anlayacaklar ama özellikle ünlü sanatçılar, beni hiç kimse kandırmasın, bildiklerim de var, Photoshop'u çok seviyor. Ama gerçekten Barbie bacak yaptıysa Seda Sayan direkt böyle 55 yaşında hiç göstermiyor burada. Yani fotoğrafa baktığımız zaman ekranda 30-35 yaşında gösteriyor. 20 yaş gençleşmiş durumda şu anda. Ama gerçek anlamda böyle bir şey yapmadıysa, Photoshop'sa bilmiyorum. Çünkü güzellik çok önemli. Kisela Sağ'ın burundan tutun da yüzünün her tarafında Fransız askısı da yaptı. Bu işi de başlatan kendisiydi zaten. Güzellik uzmanı demişken önümüzdeki hafta ülkemizin çok başarılı bir plastik uzmanı bizlerle birlikte olacak. Dopra dopra şeyi konuşacak. Merak edenler, özellikle bayanlar, dudak dolgusu, kaş, ne bileyim, botoks, Fransız askısı, her şeyi konuşacağız. Haftaya kendisi tabii ki çok yoğun olduğu için vakit bulamıyor ama kendisini alacağım. Merak edinlerini sormak istiyorsanız arayıp sorabilirsiniz. Evet, sırasıyla devam edelim. Evet, şimdi yapılan bir araştırmaya göre Türk oyuncuların bu haftaki sıralamasında ilk 5 isim belli oldu. Birinci sırada Hazal Subaşı, Şebnem Hasin Soygi, Osman Sonat, Can Yaman, Burçin Kerem. Kerem Burçin. Evet. Yer aldı ki Can Yaman, özellikle benim arkadaşlar ekranına Can Yaman, ben anlamadım bu çocuğu. Gerçekten de Türkiye'de pek fazla o kadar bir değeri yok. Türkiye'de sadece bir dizdir oraldı. İtalya'da çocuğa tapıyorlar. İtalyan basını çok ilgileniyor. İtalyan sevgilisi var. İtalya'da yaşamayı tercih ediyor ama Türkiye'ye geldiği zaman birçok basın kendisi hep röportaj yapmak istiyor. Çünkü o sanatçının kendi tribinden dolayı. Bazı sanatçılar var öyle. Burada da var. Kıbrıs'a geldiği zaman sanatçıdan fazla menajerleri sanatçılığı oynar ya. Bazı yok gidemezsiniz, çekemezsiniz, odur budur. Ya röportaj istiyorsunuz, vermiyor. O yüzden de Can Yaman Türkiye basından veto yemiş durumda. Sadece İtalya'da kendi reklamını yapıyor. Evet, devam edelim. Bensu Soral. Akın Özlü ile başrollerini paylaştığı Tutsak dizisiyle ilgili konuştu. Dizimiz devam ediyor. Çok keyifli bir set. İnşallah yaza kadar devam edecek. Başarılı bir dizi. Biraz göz attım ben. Tabii ki Bensu Soral'ın oyuncular söyleyecek lafım yoktur. Türk kardeşiyle birlikte Soral kardeşler Türk sinemasının, Türk ekranlarının aranan isimlerin başında yer alıyor. Bensu Soral'ın da zaten canlandırdığı karakter de çok müthiş. Çok da hakkını vererek de oynuyor. Bunu da buradan belirtelim. Devam edin. Tarkan yılbaşı akşamı Kıbrıs'ta tabii ki hazırlıklar devam ediyor.
Kıbrıs'ta Concord Oteli sahneye çıkacak. Aldığı para çok konuşuluyor ki bana göre o kadar almamıştır. 18 milyon. Tarkan bir yandan da Tarkan maden kanunundaki zeytinlik alanının madene açılacak olmasına karşı sosyal medya hesabından bu kareli paylaşarak zeytinine dokunma paylaşımı yapmış Tarkan. Tabii ki bu konuyla ilgili biraz protesto etmiş Tarkan. Megastar bu açıklamasıyla zeytinine dokunma protestosu yapmış sosyal medyasından. Devam edelim. Sıla, geçen ay kaybettiği babasının acısını konserinde sevenleri de böyle paylaştı. Sahnede sizinle aramızda kurduğumuz bağ tamamen sizinle. Bu duyguları paylaşmak, bölüşmek, üstüne biraz birbirimizden yük almak üstüne açıklaması yaptık. Gerçekten zor bir durum. Ki biliyorsunuz ki sanatçılar anne babasını ne bileyim eşini kaybettiği zaman hemen ardından sahneye çıkıyor. Bir kez daha başlı sağ olsun Sıla'nın. Çünkü son 3 yılda gerçekten böyle hatta 4 yılda pandeminin önce geriye gidecek olursak 4 yılda böyle hayatını bir türlü düzene sokamadı. Sıla Türk pop müziğinin sevinçlerinden bir tanesi. Yılbaşı akşamı o da Kıbrıs'ta. Evet, Hande Erçel Paris'ten tatilinden. Gerçekten bu Hande Erçel'i basın abartıyor. Ben de dahildi. Basın abartıyor ki Hande Erçel Paris tatilinden ayna pozu vermeyi çok seviyor Hande Erçel. Aynada poz vermiş tabii ki Hande Erçel. Devam edelim Hadise. Hadise ile bitti. Hadise paylaştığı karenin altına Fransız kickbox şampiyonu Chiri işareti koymuş. Şarkıcının kırmızı kartlı cevabı ise dikkat çekti. Acaba yeni bir aşk mı var? İlk kez orta sayfada duyun bunu. Hadise yeni bir aşka yelken mi açtı? Ya da gündemde kalmak için mi? Çünkü Fransız kickbox şampiyonu çok sevilen bir isim. Sosyal medyasında çok takipçisi var. Bu gündeme kalmak için mi bunu yaptı bilmiyorum ama yoksa yeni bir aşka yelken mi açtı? Bugün 14 Aralık bunu bir yere not edin. Hadise ile Fransız sevgilisi İstanbul'da görüntüleri duyarsak şaşırmayın. Evet. Gençler bana dönün istiyorsanız. Tabii ki bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Güzel bir program geçti aslında. Magazini konuştuk, magazini masaya yatırdık. Tabii ki yarın az önce de söylediğim şekilde Kıbrıs sahnenin sevinçli kırlangıç bizlerle birlikte olacak. Nil'le konuşacağımız çok konular var yarın. Dopra dopra Kıbrıs'taki sanatın ne kadar zor olduğunu, ne zorluklar çektiklerini masaya yatıracağız. Çünkü gerçekten Kıbrıs'ta sahne alan bazı sanatçıların çok zor durumda sahneye çıktıkları. Hiç kimse beni yanlış anlamasın. 3-5 kuruşa sahne aldıklarını bugün yarın konuşacak burada efendim. Tabii ki bir Nil Burak şarkısıyla açmıştık. Delimos söylemişti. Yalnızım. Bir Nil Burak'la kapatıyoruz. Gerçekten Kıbrıs'ın vazgeçilmez isimlerden bir tanesi. Yıllar geçse de değişmeyen şarkıları Nil Burak'ın. Efendim yarın görüşmek üzere. Açlı kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.
Taste Restoran orta sayfayı sundu. Senin rengin hangisi? Hiç düşündün mü? Şimdi bir üniversite hayal et. Hayatın tüm renklerini içinde barındıran. Seni sen yapan ne varsa üzerine git. Çünkü yaratıcılık cesaret ister. Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi içindeki rengi ortaya çıkarman için sana keşiflerle dolu bir dünya sunuyor. Arukat'la rengini keşfet.